Cümleten selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bakın şu anda e, maç henüz oynanmadı. Maç oynanmadan çekiyorum bu videoyu. İnşallah maç sonrasında da mutlu, sevinçli videolar çekip çekebilirim. Değerlendirmeleri vesaire yapabilirim ama acil bir şekilde bu videoyu çekmem lazım. Maç önü, maç sonu yayınlarından sonra da bu videoyu sizlerle buluşturmam lazım. Çünkü çok önemli bir gelişme var. Bakın çoğunuzun atladığı bir gelişme var. Çoğunuzun Dolmabahçe'de futbol zirvesi gerçekleştirildi. Hocam ne yani? Futbolun önüne gelen yöneticileri ve devleti temsil eden iki bakanın bir araya gelmesiyle gerçekleştirilen toplantı sona erdi. Nasıl yani? Arkadaşlar bakın devletin iki bakanı diyorum. Bakan diyorum, bakan. Farkında mısınız? Bilmiyorum. Bakan diyorum. Şimdi Gençlik Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Hocam gençlik sporu anladık da hazine ne alaka? Ha onu anlamanız lazım işte. İşte onu anlamanız lazım. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç. Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkanları. Bunların hepsinin katılımıyla gerçekleştirdi arkadaşlar. Futbolun zirvesi. Bakın bence yani bizim taraftar çok fazla şey yapmıyor ama e, asıl üstüne düşmemiz gereken bu transfer, transfer hiçbir şey önemli değil. Bu daha önemli. Şimdi Mehmet işte, e, Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları var. Toplantının ardından diyor ki onların sorunlarını, güncel meseleleri ve her şeyden önemlisi futbolun yarınları adına her zamanki gibi ortak aklı ortaya koyan farklı görüşleri masaya yatırdığımız bir toplantı gerçekleştirdik. Bu vesileyle tüm katılımcılara teşekkürler diyor ve şurasına dikkat. Yani Spor Federasyonları Yasa Tasarısının Parlamento'nun tamamının mutabakatıyla kanunlaştığını hatırlatıyor. Burada başlayan bir açılım var. Hem finansal anlamda hem idari anlamda. Bununla birlikte futbolumuzun yarınları adına çok güzel gelişmelere öncü bir durum var. Ve bunun gerçek, gerektirdiği bir takım düzenlemeler, uyum çalışmaları var. Bu vesileyle Ummalı bir hazırlığı da hem bakanlık olarak hem de ilgili kuruluşlara bir yandan devam ettiriyoruz diye konuşmuş. Bakın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda ortaya konan altyapıdan güçlü tesislerden falan bahsetmiş. Hani bunun için ne yapılabilir? Ee, hani başarıyla taşlandırılması için ne yapılabilir? Bunları konuştuk. Önümüzdeki süreçte bu konuda adımlar atmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin 1945'ten beri konuştuğu bir konuydu diyor yasa 1945'ten diyor. E, Muharrem e, Türkiye'de futbol 1959'da başladı. Yani siz bilmiyorsunuz herhalde. Diğer kulüplerin taraftarları kadar. Hamdolsun bu da büyük bir mutabakat sağlandı diyor. Önümüzdeki süreçte umuyorum ki yeni gelişmeler, ortak akılla, işbirliğiyle farklı noktaları taşıması hani gelişen süreçleri ortak akılla yöneteceğimiz kararlılığı var. Finansal anlamdaki yeni durum e, denk bütçe konusu Bakın denk bütçe konusu finansal anlamdaki yeni durum idari anlamdaki hesap verebilirlik noktasındaki yönetim anlayışı yeni dönemde kulüplerin yönetimlerin önemli gündemleri. Biz de bunların takipçisi, destekçisi olacağız. Yani ne anlamamız lazım hocam? Hani kulüp başkanlarının cezaevine girme durumu falan filan var deniliyordu ya. Hani biz bunların takipçisi destekçisi olacağız deyince bu demek ki esneklik olabilir anlamı taşıyor. Amacımız sporun her branşında gelişime katkı sağlamak. Sporcularımızın, gençlerimizin potansiyelinin farkındayız. Şimdi buraya yansımayan bir şeyi söyleyeyim ben size. Bu kadar beklettim. Arkadaşlar vergi oranı %40 yabancılarda, Türklerde %20. Yani bir Fenerbahçe takım, bir Galatasaray, bir Beşiktaş takımı 2 milyon euro yıllık ücret veriyorsa yabancı bir futbolcuya 800 bin euro da vergisini veriyor. 800 bin euro. Eskiden neydi? %18'di. Hayır. %18 bile değildi. Sıfırdı. Nasıl sıfır? Vergi vermiyorlar mı? Veriyordu. %18 veriyordu. Sen onu stopajdan geri alıyordun. Amatör şubelere kullanıyordun. Hani diyoruz ya Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzon'un niye borçları artıyor? Amatör branşlar yüzünden. Yani şöyle anlatayım size arkadaşlar sevgili arkadaşlar. Sen vergi veriyordun kaç lira? 5 milyon euro. 5 milyon euro sana geri dönüyordu. Diyordu ki basketi harca, voleybolu harca yeter ki sporcu yetiştir diyordu. Bu kaldırıldı. Bu kaldırıldıktan sonra Fenerbahçe'nin borçları arttı. Yani ortadaki sıkıntı bu. Dernek borcu futbol AŞ borcunun neredeyse iki katı. Anladınız mı? Bizim sıkıntımız bu. Bu da düzenlenecek inşallah. E, diyor ki Toto Süper Lig 2022 23 sezonu Cuma günü başlayacağını belirtiyor. Hayırlı olmasını diliyor e, Muharrem Kasapoğlu. Başarılarla dolu olsun taraftar, yöneticiye, sporcuya, tüm paydaşlara saygının, sevginin en üst düzeyde olduğu bir sezon olsun. Avrupa'da bizi temsil eden kulüplerimiz olacak onlara da başarılar diliyorum demiş. E, Nurettin Nebati'nin açıklamaları var. Çalışmaya devam edeceğiz demiş e, futbol kulüplerinin her birinin sağlam temeller üzerinde sağlıklı biçimde büyümesini sağlamak için güçlü bir koordinasyon işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtmiş e, Twitter hesabından açıklamalarda bulunmuş. O da yani Twitter hesabından demiş ki e, kulüplerin mali yapılarının güçlenmesi ilgili. ha şunu söylemiş. Futbol kulüplerimizin her birinin sağlam temeller üzerinde Sağlıklı biçimde büyümesini sağlamak için güçlü bir koordinasyon ve işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz demiş. Ee, ben dediğim gibi size bu toplantıda çok ciddi kararlar alındı. Asıl konuşmanız gereken buydu. Çünkü e, futbolu yöneten başkanlar, teknik direktörler falan elleri kolları bağlıydı. Şimdi ya hocam bunun ne alakası var? Arkadaşlar yabancı konusu bile konuşuldu. Yabancı sayısının kaldırılması gerektiği bile konuşuldu. Ya ne alakası var? Bakanlığa yabancı konusu ne alakası var? Arkadaşlar yakında görürsünüz gereken açıklamaları. Birdenbire yabancı sayısı serbest. 14 artı 3 futbolcu kuralı da serbest. Yani yedeklerinde 3 yabancı ilk 11'de 11 yabancı olabilir denirse de şaşırmayın. Tamam mı? Ben size söyleyeyim. Artı bu vergi olayı Artı kulüplerin borçları, artı e, devletin destek çıkması gerektiği, artı vergi. Mesela ben şundan rahatsızım. Bir kulübün vergi borcu siliniyor, ikincisinin siliniyor. Fenerbahçe vergi borcunu ödüyor. Ben bundan rahatsızım. Herhalde bununla ilişkinde bir düzenleme yapılacak. Şu ana kadar vergi borcu affı yaşamayan kulüpler af yaşayabilir. Yarın bir gün medyada görürseniz şaşırmayın bazı şeyleri de. Alman basını ismi Fenerbahçe'nin anılan Alexander Sherlock'un yeni sezonda teknik direktör Domenico Tedesco'nun planları arasında yer aldığını ve Leipzig'te kalacağını yazmış. Kalabilir. Artık bizimle işi gücü yok. Pablo Mari Monza ile anlaşmış. Arsenal ve Monza'da son görüşmeleri gerçekleştiriyormuş. Bilginiz olsun. Şimdi burada önemli bir olay var. Arkadaşlar Malang Sar diye bir futbolcu var. Birçoğunuz bilmezsiniz. Ne demek bilmeyiz hocam? Sen bizim kafamıza kafamıza vurdun. Biz ezberledik artık Malang ezberledik. West Ham United Malang almaya çalıştı. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, olmadı. Beceremedi. Malang Sar'ı alamayan West Ham Fenerbahçe'den Atilla Salahi'yi almak için girişimlere başladı. Bakın girişimlere başladı. Nasıl yani? Ben size dedim ki sık sık Malaksar ismini duyabilirsiniz Atilla Salahi ile ilgili. Şimdiden sonra bol bol duyarsınız. Önce şunu belirteyim. Atilla Salahi'nin transfer marketine girin. Birçoğunuzun unuttuğu bir şeyi hatırlatacağım şimdi size. Birçoğunuzun unuttuğu şeyi hatırlatacağım size arkadaşlar. Transfer market değerin 12 milyon euro yok o değil. Arkadaşlar Apollon Limassol bir sonraki satıştan yüzde on buçuk pay alacak. Yüzde üç buçuk pay alacak. Ne demek? Şu demek. Salahi oldu ya. 15 milyon euroya satıldı diyelim. 15'in e, 13.5'unu hesaplayın. Yani yaklaşık 1 milyon 750 bin euro diyelim. Yani 15 böl 100'e çarp 1 nokta e, 13 buçuk. 17 milyon şey 1 milyon 700 bin euro falan yapıyor. Aynen. Şimdi West Ham eğer Salah'yı almak istiyorsa öyle 3'e 5'e bakmayacak. 15-16 milyon euroyu verecek. Diyelim 15 milyon euro verdim. 2.2 zaten gitmişti. Arkadaşlar kolay olsun diye 1.8 diyeyim. Ya da 16'ya satalım. 2.2 zaten bon servisine vermiştik. 1.8 de oradan gitsin. 4 milyon eurosu çıktı. Atilla Salah'dan Fenerbahçe 12 milyon euro kazanmış olur. Malhan Kısar için bizim bir teklifimiz vardı. Ücretsiz kiralama. 5 milyon euro opsiyon diye kesinlikle kabul etmemişlerdi. Belki de onu revize edip değiştirebiliriz. Ya da Atilla Salahi yerine başka genç bir isim alabiliriz. Bilginiz olsun. Yani Atilla Salahi'nin gitme ihtimali var. Ama 15 milyon euro ve üzeri fiyata gitme ihtimali var. Ve ben şunu da söyleyeyim. Dünya Kupası geliyor. Macaristan Dünya Kupası'nda yok diye biliyorum Hani hocam dursun Dünya Kupası'nda oynatırız sonra satarız diyen arkadaşlar çıkacaktır. O yüzden hatırlatayım diye söyleyeyim arkadaşlar. Bu arada felaket kaşıntı oluyor arka tarafta ya. Saç, arka tarafta alınan bölge çok kaşınıyor duramıyorum. Şimdi Machoi Dijalo. Dün de bu ismi konuştuk. Yayında da konuştuk. Silivri'de konuştuk. Meddisteç konuştuk. Çağla... Ee, yani biz bunu çok yerde konuştuk. 19 yaşındaki Pachos, Ferreira'nın 19 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Machovi Dijelo'yu Fenerbahçe'nin transfer listesine eklediğini söylüyor. Abola gazetesi. Arkadaşlar az önce 14 artı 3'ü bilerek söyledim. Burada da belirteyim. Bu futbolcuyu transfer edersen hocam 50 tane yabancımız oluyor. Yok 50 de 49 oluyor. 50 tane futbol çüş. 50 tane yabancıyı ne yapacaksın? 49 tane oluyor. Bunu alırsan 14 artı 3 kuralındaki 3'ü işgal eder. E, kadrona yabancı olarak yazılmaz arkadaşlar. Kadrona yabancı olarak yazılmaz. Hatta bir söylentiye göre 14 artı 3'teki 3 yabancı da olsa kural gereği Türk sayılacak. Yani kadronda 8 artı 6 oluyordu ya 8 az kadroda 6 yedek kadroda olabiliyor diye. Bu 3'ün 3'ü de yedekte olsa Türk sayılıyor diye bir söylenti vardı onu garantileyemedim. Bu arkadaş almışsa iyi olur en azından ee, ne derler ona rezerv takım için iyi bir transfer olur. Yazarlardan Fenerbahçe değerlendirmesi. Bakın arkadaşlar ısrarlı bir şekilde belirtiyorum henüz Fenerbahçe Slovaçko maçı oynanmadı. Sonra sıkıntı mıkıntı çıkar maçta. Bana demeyin ya sen niye bu kadar neşelisin şöyle böyle. Hayır alakası yok ben maçtan önce çekiyorum bu videoyu. Araya sıkıştırmaya çalışıyorum bilginiz olsun. Fenerbahçe iki kere şampiyon olur. Ana temamız bu. Soru. Fenerbahçe'de tek hedef şampiyonluk. Peki bu, bu hedefe bu kadroyla varılabilir mi demişler. Gürcan Bilgiş diyor ki Fenerbahçe'nin kadrosu iki kere şampiyon olacak kalitede ihtiyacı olan tek şey arkasında sağlam duran bir taraftar tribün ve geçen sezonlardaki gibi hakem kararlarıyla katledilmemek. Doğru bir hoca getirdiler. iyi oyuncular transfer ettiler. Projeden vazgeçip tek hedefe yöneldiler. Bunu gerçekleştirme adına yeni bir takım kurdular. Sevgili Gürcan Bilgiç. Yani e, belagat diye bir şey var Arapçada. Az sözde çok şey anlatma, böyle sözün nükteli konuşma. Hani bizdeki tabirle lafı giydiğini oturtma. Sonuna kadar katılıyorum. Bir, arkada duran sağlam taraftar tribün desteği. İki, hakem kararlarıyla katledilmemek. Yani adil futbol. Çok ama çok net bir şekilde altına imzamı atarım, mührümü basarım, damgamı atarım. Bu ikisi gerçekleşirse Fenerbahçe zaten her sene şampiyon olur. Her sene niye diğer takımlar gerizek almış bir şey yapmayacak mı? Hayır, her sene şampiyon olur Fenerbahçe. Çünkü öyle güzel bir sistem kurdu ki takım şampiyon olmadan futbolcu satıyor. Genç futbolcular gelmek için can atıyor. Al parlat satı müthiş yapıyor. Bir de oturan bir kadro, oturan bir sistem, oturan bir teknik direktör tıkır tıkır oynayan bir takım olursa uçar gider. Ama sevgili Gürcan Bilgiç biz taraftar olarak diyoruz ki bunu yaşayacaksın. Yaşayacaksın. Taraftar eleştirecek. Taraftar kızacak. Bak bugün X forvetini alsan niye Y'ye alınmadı diyecekler. X orta sahasını alsan niye Y olmadı diyecekler. Y'yi alsan diyecekler ki bunun X'ten ne farkı var. Almışken onu alaydınız. Başka bir şey yapsan böyle olacak. UEFA kupasını kazan. Süper Lig'de şampiyon ol. Türkiye kupasını kazan. Bak UEFA e, süper kupasını kazan. Türkiye süper kupasını kazan. 5 tane kupa kazan. Taraftar çıkıp diyecek ki Audi Cup'a niye katılmadık? Diyecek. Fenerbahçe taraftarı bunu diyecek. Bak 5 tane kupa kazan. Kurulacak ilk cümle şu olacak. Salak yönetim. Forvet'i erken getirseydi şampiyonlar ligine giderdik. Belki şampiyonlar ligi şampiyon olurdu. Fenerbahçe taraftarı bu. Hakemler. Ben hakemlerin inanışlarını sorguluyorum. Yani neye inandıklarını sorguluyorum. Ve ben Türkiye'deki hakemlerin hiçbirine güvenmiyorum. Bak şu cümlemi de kurmazsam olmayacak. Türkiye'deki hakemlerin hepsi hemen hemen hepsi süper yetenekli hakemler. Al yurt dışında maçlara koy. 7-24 övgü dolu yorumlar izlersiniz. Övgü dolu yorumlar dinlersiniz. Ama Süper Lig'de maç yönetirken hakemler Allah'tan korkmuyorlar. Başka şeyden korkuyor gibi maç yönetiyorlar. Bendeki izlenim bu. Yani Allah'tan korkma da kişisel bir olay. Ateist bile olsa en azından inandığı değerler olur insanların. Ben Süper Lig'deki hakemlerin Allah korkusuyla maç yönetmediklerini düşünüyorum. Hemen hemen hepsinin düşünüyorum. İlla ki Allah korkusunu yöneten var. Biz diyoruz ki Gürcan Bilgiç hakemler bir günde değişmeyecek. Anlatabiliyor muyum? O yüzden kadron tartışmasız olmak zorunda diye. Anlatabiliyor muyum? Doğru bir hoca getirdin. Evet iyi oyuncular transfer ettin. Evet kısmen iyi oyuncular. Yani şu anda herkesin olurunu almadı ama. Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyon olması şart. İşi şansa bırakmak istemeyen ve teknik adamın her istediğini yapan bir başkan var. Doğru. Her şeyden öte sistem ve teknik direktör takım oldular. Doğru. Hazırlık maçları itibariyle rakiplerinin de önündeler. Doğru. Daha önce başladık. Daha hazır bir Ka takımız onu diyor. Kazanmasını bilen bir teknik adamla pro problemleri çabuk aşacaklarını düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin diğer takımlardan farklı taraftarıyla koşmasıdır. Eğer tribünler eskisi gibi çabuk mırın kırın etmeye başlar, genç oyuncuları desteklemesi yapılan her şey boşa gider demiş. Amenna. Ömer Üründül Jorge Jesus kariyerli bir hoca. Mutlaka başarılı olabilmek için bütün birikimlerini kullanacaktır. Ancak benim kafamda ciddi bir soru işareti var. Bu kadar çok yeni oyuncular alınıp da ideal bir 11 kurmak ve de saha içi sistemini kısa sürede oturtmak günümüz futbolundaki en zor olaylardan bir tanesi. İşler ters yönde gidebilir diyor. Yani o da diyor ki, "Sil baştan kadro kuruldu. Bir 11 kuracaksın. Saha içinde bunu oturtacaksın. Bu kadar kısa sürede olur mu?" diyor. Bu da ayrı bir soru işareti. İşler ters yöne gidebilir diyor. Bu <laughs> yüzden Fenerbahçe'nin sezon başında saha içi görüntüsü istenilen düzeyde olmasa da iyi neticeler alması lazım. Sonuna kadar katılıyorum. Yani işlerin iyi gitmesi lazım. Şimdi Kiev maçında süper oynayan bir Fenerbahçe galibiyeti hatta iki maçın ikisinde de galibiyetleri kaçıran bir Fenerbahçe ama sonuç kötü. Tam tersi olsaydı Sahada kötü bir Fenerbahçe. Hani ışık veren, umut veren ama rakibin daha baskın olduğu bir Fenerbahçe. Fakat turu Fenerbahçe geçseydi. Kiev orada 2-0, burada 3-0 yenseydi. Değil mi? Fenerbahçe'ye sonuna kadar şans ve galibiyetler lazım. Katılıyorum. Diyor ki bu olmazsa bozulan moraller ve eleştiriler işleri ters yöne iter. Unutmamak gerekir ki bu sene Trabzonspor Galatasaray ve Beşiktaş'ta sezona iddialı giriyor demiş. Her sezon iddialı giriyorlar ya. Ben hani Galatasaray'ın sezona başlayıp da bu sene kesin 7. olacağız. Hayır. Hakemler yardım etmese 13. olacağız. Hakemler yardım etse de 13. olacağız. Dediğine ben hiç şahit olmadım. Yani sizler şahit olduysanız bilmiyorum. Serkan Akkoyun, Şey Serkan Akcan. Serkan Akkoyun beni herhalde. Eksik parça tamamlandı diyor. Fanatik gazetesi yazarı Serkan Akcan. Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgican Alioski ile ilgili değerlendirmede bulunmuş. Onu da konuşalım. Jesus'un antrenörlük kariyerinde çalıştığı beklere bakınca Alioski transferinin kaçınılmaz olduğu görülüyordu. Zaten Jesus imza attığı gün sol bek ve santrafor transferlerini ilk sıraya alması beklenen bir durumdu. Ne var ki en önemli iki pozisyon en sona bırakıldı. Alioski Bielsa eğitiminden geçmiş. Hani ben hep diyorum ya Bielsa tedrisatından geçmiş diye. Leeds United'la harika işler başarmış ve sonrasında Arabistan'ın yolunu tutmuş bir futbolcu. Kuzey Makedonya milli takımının taşıyıcı kolonlarından biri olan Alioski, Fenerbahçe'nin hücumcu beki ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak gibi görünüyor. Alioski'nin ofansif aksiyon içinde yer alma becerisi ve oyun kurma becerisi Jesus'un onu tercih etme sebebi olsa gerek. Ofansif aksiyon içinde yer alma becerisi ve oyun kurma becerisi. Verdi kadı oldu ofansif bir bek. Ne var ki Alioski'nin geriden oyun kurma, çizgiye doğru oyunu genişletme becerileri daha önde diyor. Eksik tuğla yerine konacak. Ayrıca Jesus'un Marsilya'dan aldığı Luan Perez'in sol stoper ve bek kademesi için vaat ettikleri düşünüldüğünde Alioski transferinin oyun planının eksik parçasını tamamlamak üzere yapıldığı rahatlıkla görülebilir. Jesus, Alioski ile tempolu oyun kurulmasına destek veren problem çözen, çizgiye basarak da oynayabilen bek ihtiyacını karşıladı. Samuel'in hazırlık dönemi performansının yeterli olduğunu düşünüldüğünde Alioski ile duvardaki eksik tuğlanın yerine konduğu söylenebilir. Şimdi ben Fenerbahçe taraftarı adına bir şey söylemek istiyorum. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Yok o değil. Fenerbahçe'nin en güvenilir pozisyonu neresi? Deseler bana ben kat iyi bir şekilde savunma derim. Katı bir şekilde. An itibariyle, şu an itibariyle. Hani Altay, İrfan Can, Ertuğrul gibi duruyor kale kalecattınız Kale geçelim. O sayıyı Burak kapacak. İhtiyaç anında camı kırınız. Ferdi Kadıoğlu'nu monte ediniz. Süper. Bence Fenerbahçe'nin sağ beki süperlik standartlarında süper. Hatta hani rakiplere saygısızlık olmasın ama süperligin en iyi sağ bek ee, Rotasyonu diyebilirim. Stoper attın. Aziz Allah. Serdar Aziz'in iyileştiğini varsayarak söylüyorum. Serdar Aziz, Atilla Salahi, Luan Perez, Ustavo Enrique. Çok net bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'nin sol stoper bölgesi Türkiye'nin en iyi sol stoper bölgesi oldu an itibariyle. Çok net. Salahi giderse Luan Perez gitmezse hem Salahi hem Luan Perez net olarak Türkiye'deki en iyi sol savunma hattı. Bana kalırsa. Ama sağ savunma hattı da bir o kadar SOS'lik. Gustavo Yenike'ye verilen tepkiler gelmeden önceki durumu. Serdar Aziz'in çıtpıt sakatlanması kırılgan hali. Hocam hem Luan Peres hem Salah'ı yan yana oynatılır mı? Bu da büyük kumar olur. Yani iki iyi oyuncuyu yan yana oynatmak ayrı bir şey. Ben ama enteresan bir şey söyleyeceğim. Şimdi olmayabilir ama belki birkaç maç sonra Fenerbahçe'nin az stoper tandemi Luan Perez ve Gustavo Henrique olacak. Gördüğüm kadarıyla. Bu ikilinin yakalayacağı uyum Fenerbahçe ileriye taşıyabilir. Gelelim sol beke. An itibariyle Alioski, Erdi Kadıoğlu, Canoşki, seni öpüşki, <laughs> Makioğlu. Gitmemesine rağmen hani gideceğini düşünüyorum. Novak ve Çağatay Kurukalı. Baktığın zaman gerçekten hakiki manada Sırgan bir sol kanat. Sol bek hücum attı. Mesela Beşiktaş Rıdvan'dan sonra kimi aldı? Masuako'yu aldı. Masuako ne çıkacağını bekleyeceğiz. E Galatasaray'ın Anhold arkaya çok adım adam kaçıran hücumcu bek. Trabzonspor hala aradığı sol beki bulamamış durumda. Dediğim gibi Beşiktaş'ınki soru işareti. Fenerbahçe'ninki baktığın zaman o da soru işareti ama bunun e, bunların biraz burayı biraz görmemiz lazım. Soru işareti olmayan tek yer Ferdi Kadıoğlu. Baktığınız zaman Ferdi yeter. Belki de şu anda dört büyükler içerisinde en hazır sol bek Ferdi Kadıoğlu diyorsun. Değil mi mantık olarak? O yüzden durum bu. İş orta sahada bitiyor. Benim merak ettiğim soru şu. Sizler de merak ediyorsunuz eminim. Ya takır takır işleyen Crespo Zayt orta hattı vardı. İsmail Yüksek müthiş bir performans. Okey. İyi geldi. Araho da eklendi. Hani Crespo Zayt bozmak yerine Arao eklenemez miydi? Ya da Crespo Arao yapılamaz mıydı? Diyeceksiniz. Ben kendi çapımda diyorum ki İsmail çok iyi bir potansiyel gösterdi. Hazırlık kampında iyiydi. Gün geçtikçe gelişen bir futbolcu. Böyle de bir işi var. Zayt'sın sözleşme uzatmaması, eşinin gitme düşüncesi. Bence Zayt gidecek ama çok bekletildi. Gitmeyecekse bile sözleşme uzatılmaz. Mesela bana kalırsa Zayt'la, Altay'la sözleşme uzatmak lazım. Gideceklerse bile uzatmak lazım. Gideceklerse bile uzatmak lazım. Kafalardan soru işareti kalksın. Eğer Fenerbahçe 4-2-4'ü benimseyecekse ya da 4-2-3-1'in önündeki 2'yi belirleyecekse Crespo, Arao, İsmail Yüksek, Zayt, Sakat, Mert Hakan Yandaş bir türlü iyileşmedi. Bence bu beşli de şu an için yeterli. Hani bir Renato Sanchez çekemeyeceksen, bir Gerson çekemeyeceksen orta saha için, Süper Lig için ideale yakın isim tandemi. Rakiplerin orta sahasına baktığın zaman da hani hemen hemen diyebilirsin. Fenerbahçe'nin bu mantaliteyle, bu mantıkla az gol yiyen bir takım oluşmasını bekliyorum. Fakat hücumda da bir o kadar sıkıntı. Rossi solda oynar. Buruma oynar. Hani Lincoln Lincoln oynar da ben ikişer ikişer dağıtayım. Rossi Buruma diyelim. Sağda İrfancan Emre Mor 2. Hücumun yani çift forvet hattında Joao Pedro, Serdar Dursun, Valencia, Berisha bunlardan dördü bir tane yer işgal edecek. Joshua King, Lincoln Enrique, Arda Güler bunlardan üçü de bir tane yer işgal edecek desem. Fenerbahçe kadrosu aslına bakarsan iyi duruyor. Ama gel gör ki ben şundan taraftarım. A plus bir forvet getir. Valencia, Samatta, Berisha. Bugün Valencia'yı 2'ye gönder. Berisha'yı 3'e gönder. 5. Ee, Samatta'yı 2'ye gönder. 7. 7 milyon euroya gönder. 7 milyon euroya bir forvet al. Hiç kimse itiraz etmez. isyan etmez. Herkesin kuracağı cümle aynı olur. Derler ki abi olması gereken buydu. İyi ki de bu oldu. Ve ben Fenerbahçe'nin bir an önce bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. Ali Koç'un da zaten sözü vardı. Ne diyordu? Bir forvet, bir sol bek, bir kaleci alıp işi bitireceğiz diyordu. İyi de hocam Jesus forvetleri övdü. O konuyu anlattık. Çıkıp da önemli bir maç öncesi bizim forvetlerimiz çöp. Allah belasını versin diyecek hali yoktu. Uzun lafın kısası. <laughs> Kısmen katılıyorum. bu arada Maxi Gomez olayına ilgili de şunu söyleyeyim. Maxi Gomez hocam senin istediğin tarife uyar mı? Kısmen uyar. Yani kısmen benim istediğim tarife uyar ama izlemem lazım. Fenerbahçe'de 450 dakikasını görmem lazım. Ha Dembele gelseydi kesinlikle uyardı. Gabriel Barbosa kesinlikle uyardı. <laughs> Kusura bakmayın. Anlatabiliyor muyum? Kesinlikle uyardım. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Şampiyonluk bir maçtan iki maçtan geçmez. Sezon başı iyi neticelerden kötü neticelerden geçmez. Şampiyonluk uzun bir süreçtir. Uzun bir sürecin tamamını hakim olmaktan geçer. Kurt hoca getiriyorsan, bütün işleri ona veriyorsan, sen ne istiyorsan alırım diyorsan bir şeylere de kaptanmak, beklemek, sabretmek zorundasın. Sabrın sonu selamet olsun. İnşallah yolun sonu Fenerbahçe'nin şampiyonluğu ile sonuçlansın. Hep birlikte mutlu olalım arkadaşlar. Bir uyarıda da bulunayım. Hocam Fenerbahçe taraftarı evet dediğin gibi yapıyor ama haksız mı? Arkadaşlar yılların verdiği kupasızlık, başarısızlık. Ve sosyal medyanın e, verdiği özgürlük Fenerbahçe taraftarına bunu tanıyor. Kısmen haklı mı? Kısmen değil. Baya baya haklı. Yapılan hamleler son 4 senedir 4,5 senedir Fenerbahçe'nin yaşadığı ya da yaşatılan şeyler baktığınız zaman Fenerbahçe taraftarı da bir yönde haklı. Daha ne olması lazım? Eğer ballı ekmek kadayıfı diye bizim bir tabirimiz var. Her şeyin, işlerin yolunda gitmesi adına söylüyorum. Fenerbahçe'nin Slovaçko'yu Ümraniye'yi ikinci Slovaçko maçında yine Slovaçko'yu Kasımpaşa'yı yenmesi lazım. 4 maçlık periyodu yenersen, kazanırsan zaten aşağı yukarı baktığımız zaman kaç günlük bir periyot? Bugünden itibaren aşağı yukarı baktığımız zaman 2 haftalık bir periyot. Hemen hemen 2 haftalık bir periyot. Şöyle söyleyeyim. 4'ünde maç var. 8'inde maç var. 11'inde var. Yanlışım yoksa 14'ünde var. Yine 18'inde maç olur. Yani kupadan bu turdan elensen bile 18'inde maç olur. Ee, 18'inden maç olur. 21'inde ya da 22'sinde maç olur. 25'inde maç olur. 29'unda maç olur. Bakınız 29'unda maç olur. Bunları geçersen 29'undan sonra biraz daha rahatlama. Haftada bir, birkaç hafta öyle maçın olur. Yani 8 tane maçın var yaklaşık 25 günde. 25 gündeki 8 maçın 8'ini de galibiyette tamamlarsan Kimsenin aklında soru işareti kalmaz. Arkana da müthiş bir rüzgar almış olursun. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. İnşallah 8'de 8 yaparız. Görüşmek üzere dostlar.